Evet canlar, yurt içi mahkemeleri devam ediyoruz. Valla bilmiyorum, iki mi oldu, üç mü oldu? Neyse, devam ediyorum. Ben ileri geri sararsınız, izlersiniz. Şimdi diyor ki, şimdi söyle diyor ona. O diyor derhal ay ve güneş gibi uçarım, gökyüzün perdelerini yırtarım. Yani diyor ki o kadar artık hızlı olmalı ki hiç vakti yok diyor. Yani an be an yapması gerekiyor diyor. Ve diyor ki burada, bakın sevgili canlar, size de burada mesaj var. Siz de şimdi mesela dinliyorsunuz ya şimdi beni. Şimdi burada ne çıkıyor kartlar? Kolektifte karışık bir enerji var. Bir sürü binlerce insanın enerjisi var. Şimdi herkesin de bir sürü hikayeleri var. Detaylarda ayrılıyorsun. Şimdi bu bireysel açılma olmadığı için burada. Mesela diyelim ki ben şimdi dedim ya, sıcak soğuğu dayatıyor. Belki size dayatmayacak. Ama siz bunu hemen kendinize almayın diyor. Yani siz geride kalanlar da bunu yapıyormuşsunuz hemen. Siz de onu yapmayın lütfen. Burada diyor kısaca ne yaşanırsa yaşansın. Bu kadersel diyor. Her şey olması gerektiği gibi, yazıldığı gibi oluyor. Kimse üzülmesin, kimse de vesvese yapmasın diyor. Artık akıllıca hareket etsinler diyor. İki tarafta kazandığı bir sonuç olacak diyor. Bakın terazide dolunay. İki tarafın da kazandığı bir sonuç dolunay terazi. Ya terazinin de geçtiğimizde bu aslında olmuş yani. Hani birbirinizi tam olarak şey yapmışsınız. Bu önümüzdeki tarihlerde tekrar terazi dolunayına bir bakıp yazsanız arkadaşlar. Tabii, doğru söyledim. Şimdi bu geçtiğimiz terazideki dolunayda diyor ki zaten kefeler o an itibariyle dengelenmek üzere, ilahi sistem bu yolda zaten çalıştı diyor. Ve şu anki yaydaki yeni ayda 4 Aralık arkadaşlar, bunda diyor büyük değişimler olacak, kavuşmalar, birleşmeler olacak diyor. En geç o zamana kadar, ama an be an ne diyor? Burada sıcak soğuğu dayatmayayım diye ne demişti? Şanlı zaferi de istiyorsan ay ve güneş gibi uçarım, gökyüzünün perdelerini yırtarım. Ya yani çok hızlı bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Bunu fiziksel yapmanız gerekiyor. İşte bunu yaparsan diyor, bu 4 Aralık'tan önceye kadar diyor, gerçekten samimiyetle, dürüstlükle diyor, saygı göstererek, görüş birliğine var. Bakın bir arada tutan. Yani diyor ki şu an yaradan sizi bir arada tutuyor, birbirinize yaklaştırıyor. Aptal olmayın, siz de bunun için çalışın, çünkü yaradan size diyor şanlı zaferi yaşatmak istiyor. Bireysel çabaların grup hedeflerine katkıda bulunmasında yaratılan temel değer. Yani siz de işte bakın, dişiler burada benim inci tanelerim yardım ediyor, ama ve lakin sevgili eril dişi, haksızlık edenler, siz yine nankörlük yapıyorsunuz. Bakın sorguluyormuşsunuz. Evli mi değil mi, hayatında biri var mı yok mu hikayesini artık bırakın. Sevgi ölüyü diriltir diyor. Ve bir küçük reelde bir adım at diyor böyle. Ondan sonra diyor zaten birbirinize aşıksınız. Siz zaten mutlu olacaksınız. Biz de diyor, ve dişilde de çözüm var zaten dedi. Ve dedi burada yeni ay, yani 4 Aralık'a kadar da diyor bunu yap. Şans senden yana olacak diyor. Bakın 4 Aralık'tan önce yapmanız gerekiyor. Yeni ay tabii yayda, benim yükselenim yay, oradan biliyorum. Yurt içi mahkemeleri. Bu arada davanızda terazi, bakın terazi dengelenmiş. Yani diyor ki bu dolunayda sen sevdiğine adım atarsan gökyüzü perdeleri yırtarım, ay ve güneş gibi uçarım deyip hemen anda konarsan diyor, işte yani öyle iki tarafın kazandığı bir sonuç olacak diyor. Ve bu diyor bir terazi dolunayından beridir de bu sistem bunun altyapısını yapıyormuş zaten arkadaşlar. Ve artık diyor son şansın, hani burada bu yay yeni ayında tamamdır diyor. Geçmişinizin size engel olmasına izin vermeyin diyor. Ya diyor geçmişinde değnek kraliçesi yine önüne atlar. O bu bir şey yapar. Çocuğu sunar. Ana baban engel olur. Danantının engel olur diyor. Geç sen onları diyor. Hani şey yapma diyor yani. Önemseme onu diyor. Ya Allah'ım benim diyor. Ben söylüyorum. Boş ver sen onları diyor. Ve dolayısıyla burada kısaca çocuk, iş, değnek kraliçesinden boşanma veya bir sevgili partnerle mahkemeliksiniz veya ortağınızla mahkemeliksiniz. Bir şey her neyse diyor ki burada biraz diyor elini taşın altına koy, insafsız olma diyor. Bu dişil başından beri tek başına bu aşk için çalışıyor. Tamam sen de çalıştın ama onun kadar değil diyor ilahi sistem. O seninle tamamlanmak istiyor diyor. Barış yapmak istiyor seninle. Bakın barış geldi. Şanlı zafer ve barış. Hem de hani
Onun gözünde düşen gururunu geri kazanacaksın, onurunu geri kazanacak. Hani sana diyor, sen diyor, senin onun için ne yaptığını, ne yapacağını görmek istiyor. Bugüne kadar diyor hiçbir şey yapmadığın için diyor. Biraz diyor artık hani onunla bir birliğe var diyor. Örnek olarak bireyin katkısı kolektif üzerinde etkili olur diyor. Yani diyor ki her bir kulum aslında bunu genelleyeyim ben anlatayım daha iyi anlayacaksınız. Bireyin katkısı kolektif üzerinde etkili olur. Yani diyor ki sen kendini bir tek küçük bir şey olarak görme, sen de çok büyüksün. Sen bir şeye katkı sağlarsan bil ki onun enerjisi evrende çok büyük bir dalgaya sebep olur diyor. O kadar aslında önemli diyor. Bakın bireyin etkisi, katkısı kolektifin üzerinde etkili de. Ben mesela şu an size rehberlik veriyorum değil mi? Hepiniz ne kadar çok aydınlanıyorsunuz. Sorularınıza cevap veriyorsunuz. Ne kadar mutlu oluyorum ben. Değil mi? Her şeyi daha iyi yerine, daha doğru oturttuğunuzu söylüyorsunuz. Ne kadar güzel. İşte burada da diyor ki yani haksızlık eden tarafa bir süreklilik geliştir diyor artık. Kalıcı olan bir eylem yap diyor. Yani bu seni sonsuzluğa götürecek, şanlı zafere götürecek diyor. Güneşi göreceksin diyor. Midanı senden tırtıkladığı, çaldığı, senin haberin olmayan o paralar, o sırlar ortaya çıkaracağım ya diyor. Hani bil ki bütün mahkeme konusu olan bütün davalarını çözeceğim. Sevdiğinle birleştireceğim. Kısaca sen şanlı zaferi kazanacaksın. Diyor Midanız belki Midayla kurdun o diyor. İşte iş tutmadı işte parada kızı kazanıyoruz ben, bizden de götürüyor dediyse yalan diyor. O hala da aktif diyor, paraya para demiyor, deve yüküyle para götürdü ne demek yani, dinarların asını attı ona. Ve dedi bunu çok da halen de yapıyor dedi. Sen bundan da sana şanlı zaferi yaşatacağım dedi. Direkt bunu böyle vermişti hatırlarsınız. Sarın başa. Dedi ki dinarların ası. Ya bunun üstte daha büyük para yok ki, yaradan veriyor. Buna da deri kralını, ay deri kralı nereden çıktı? O da gündeme gelecek. Demek ki bir deri kralını da sadece yapayım değil mi? Ne eğlenceli olur. Kılıç kralı diyor. Kılıç kralı olmaya gerek yok. Sana bilgelik veriyorum. Bakın baykuş her şeyi biliyorsun diyor. Şu kuşu diyor. Uçurmakken artık diyor git sevdiğin limanda seni bekliyor. Ona bir sarıl diyor. Olay bitecek zaten diyor. Kız sen ne kadar kızacak. Hani ne kadar korkaksın sen diyor. Bu kadar şey yapıyorsun. Ama diyor sen korkaksın tabii. Değnek kraliçesinden de korktuğu için tekamülü o baltalayabildi zaten diyor. Ben de izin verdim. Ha ben izin vermeseydim diyor yaradan acaba yapabilir miydi? Sen diyor çünkü sıcağı soğuğu hak ettin dayattım diyor. O yüzden ona izin verdim diyor zaten. Şimdi diyor tekamülün bu aşamasında bakın 8, 10, 11. 8 bolluk bereket, 10 sizin birleşip tamamlanmanız, 11 de barış ve mutluluk ve şanlı zafer ve bütün kaybettiklerinizin size geri verilmesi ödül olarak birleştiniz diye. Bu tekamül sınavını başarıyla atlattınız diye sevgili canlar. Bütün davanız çözecek, yurt içi davalarınız yani. İşte diyor ki velayet mi var, para mı var, iş mi var? Sen Midaya para mı kaptırdın? Sen onu biliyorsun. Belki de diyor senin paranı tırtıkladı, senin ondan haberi yok. Ben onu bile ne dedi peçeli Azize ile üzerine güneşle vermişti. Ben dedi senin bilmediğin belki senden tırtıkladı diğer paraları da o sırları da önüne tabakta sunacağım dedi. Hani öyle ki şanlı zafer kazanacaksın ki sen o kaybettiğini düşündüğünü zannetme, o bütün gururunu onurunu geri kazanacaksın dedi. Kendini bu kadar küçümseme. Sen de benim gözümde nadide bir kulumsun dedi. Sen de değerlisin. Sen sadece kendini ortaya koymuyorsun, sana onun için söylüyorum dedi. Dik dur, merkezinde dik dur, süreklilik geliştir diyor. Bak diyor Midan'ın bugüne kadar sana onları dayatmasına izin vermemin tek sebebi Mida süreklilik göster diyor. Sana zarar vermeyi hedefledi. Ve o güne kadar diyor ondan hiç vazgeçmedi. Bana bu yolda da dua etti. Ben de diyor dayattım. Sen diyor bana duaya çağırıyorum da gelmiyorsun diyor. Sen diyor o kadar çok dua etmelisin ki bu kadar kutsal güce bir aşk, bu kadar kutsal güce bir kadına sahip olmak için erile. O yüzden diyor bak diyor o rehberlik veriyor diyor. Ve bu rehberlik de diyor o bir birey ama diyor onun verdiği bu rehberlik diyor koca bir kolektifin üzerinde etkili oluyor diyor. Senin üzerinde etkili oluyor belki diyor. Ve bu rehberliği de biz verdiriyoruz diyor yani. Görüş birliğine var. Biraz erdemli ol. Saygı göster. Sahtekarlık yapma. Biraz hizmet et. Yani sen de elini taşın altına koy. Katkı sağla. Ve dürüst ol diyor. Katkı zaten gelecek diyor. Benim tarafımdan da dinarların asını attı direkt. Ve ne yaptı? Değneklerin altılısını attı. Şanlı zaferi veririm sana dedi. Örneklerle yol gösterme. Bakın. Ben burada şimdi size mahkeme sürecinizi anlatıyorum. Ne yapıyorum?
senaryolaştırıyorum. Yani örneklerle anlatıyorum. İlaç sistemde diyor ki işte burada diyor. Yani tüm giden, haksızlık eden eril dişiler için diyor ki ilahi sistem, senin haksızlık ettiğin eril dişinin diyor sana örneklerle yol gösteriyor diyor. O örnekleri al ve kabul et, dürüst davran orada diyor. Sen de yardım et, sahtekarlık yapma diyor, saygı duy, işbirliğine var. O çünkü örnek bir rol model, onu da ben diyor kurtarıcı olarak oraya koydum. Sen fırsatçılık yapmak yerine ben yalnızım yalnızım deme, öyle deyip de öyle olursan öyle olacaksın, ol yani, ne yapalım, öyle olman gerekiyorsa. Biraz tevazu göster diyor. Benliğin davranışı, benlik sevgisi uyanıştır. Benliğin davranışı koşullara rağmen başarılı etkileşimi sağlayan temel davranış kuralları. Formumuzu mükemmelleştirme, hayatta kalmasını sağlayan görevi ve ona rehberlik eden inanç diyor. Yani diyor ki, o sevdiğim belki de sana ısrarla rehberlik veriyor ki sen daha sıcak soğuğu yaşama, ki o da yaşamasın, üzülme, mutsuz olma, belki sağlığın etkileniyor olmasın diye. Yani kısaca burada tamamlanmaya varmak için diyor ki ayak basma, kendine yol açma. Sen tamamlanmak istiyorsan bil ki senin adım atman gerekiyor. Senin katkı sağlaman gerekiyor. Senin kendine yol açman gerekiyor ki bu olsun diyor. Zaten öyle olabilir ancak diyor. Bolluk bereket bir arada tutan diyor. Bireysel çabaların grup üzerindeki etkileşimi diyor. Kapı 11 barış. Ne diyor barışta da? Fikirler düşünceyi teşvik eder, fakat düşünceyi de teşvik etmek için eyleme geçmen gerekiyor diyor kısaca. Uyumlanma, titizlik, gerçekçi, öğretmen, hayırsever, uyum yeteneği. Bakın uyum gösterecek birisi. Kart çektim, uyum gösteriyordunuz değil mi? Ne güzel kupanızı gösteriyordunuz. Diyor ki burada barışı istiyorsan, şanlı zaferi istiyorsan diyor, an be an. İlahi sistemin sana sıcak soğuğu dayatmamasını, kapıda diyor dayatmamasını istiyorsan sen burada diyor uyanışa geçmek zorundasın. Bu barışı yapmak zorundasın. Yani dişinin diyor şeyini alman lazım, gönlünü diyor. Çünkü o diyor bir öğretmen, hayırsever, titizlikle yapıyor bunu diyor. Uyumlanarak yapıyor. Zaten uyumlu biri diyor. Gerçekçi, ne veriyorsa da gerçek onun verdiği bilgiler diyor. İlahi diyor ki bakın burada biz ona verdirtiyoruz. Niye? Çünkü senin iç varlığının altını ortaya çıkarmak istiyor. Çünkü sen özünde değilsin. Özünden saptın. Ruh yolundan saptın. Sen gerçekte kimsin? O içindeki özünün çıkması için sana bu sıcak soğuğu dayattım diyor. Belki bu mahkemeyi onun için kaybettireceğim sana ya da kazandıracağım diyor. Yani sen burada nasıl bir rol sergileyeceksin diyor. Ve diyor ki bireyde veya toplumda yenilenen eylemden önce değerlendirmeye olanak sağlayan uyumlu bir durum, fikirler zamanla elde edilir, uyarılmayı bekleyen kişi. Yani diyor ki sevdiğin sadece seninle bir ufak adım atıp onu bir harekete geçirmeni istiyor da sen diyor cevap verecek sana diyor. Burada kapatıyor. Kısaca şu demek oluyor ki sizin yurt içi mahkemeniz, çocuk mahkemesi olanlar var. MİDA ile boşananlar var. Bir de işle ilgili olay olanlar var. Mahkeme konmuş olanlar var. Kısaca sistem diyor ki kaybettim, parayı vereceğim. O şanlı zaferi sana yaşatacağım. Fakat ama ve lakin bütün tekamül sürecinin yolunun ilahi aşk, ilahi çiftinden geçmek olduğunu bilmen lazım. Birazcık diyor haz almak istiyorsan şanslısın. Enerjini yüksek tut, biraz da yaratıcı ol. Sen de elini koy taşın altına diyor. Özgür olacaksın işte orada diyor sevdiğinle. Yani sen diyor sevdiğine gitmezsen zaten özgür olamazsın. Yani diyor ki hani ben çözüm anahtarını ona verdim diyor. Aşık 44 numarasız diyor. Gerçek ruh eşindeki aşıksınız. Güneş, güneş kaç kere verdi kaybettiğim paralar. Belki seni bilmediğim midanın senden çaldığı paraları vereceğim. Geri perdedesin. Arı gibi o çalıştı sevdiğin diyor. Onun için hani sen de artık diyor buna bir anla. Sen de biraz çalış onun gibi diyor hani. Tamam sen de belki çalışıyorsun ama o bilmiyor ki diyor. Senin ona somut da diyor. Onu mutlu etmen gerekiyor. Onu mutlu olmaya ihtiyacı var diyor. Senin diyor anlamadığın bu. On. Sevgili eril dişiller. Şimdi haksızlık edenler. Güneşi görmek istiyorsanız. Kesinlikle ve kesin. Aa burada da destenin altında kupası varmış. Ne kadar güzel değil mi? Yaradan'ın elinin olduğu her yer, kart bile farklı oluyor değil mi?
Yani sadece destenin altındaydı, öyle gördüm, gözüme çarptı. Ve diyor ki hani bunun için çalış diyor. Bakar mısın? Sana güneşi vereceğim diyor. Pencerede oturup muradın gerçekleşmesini bekliyor. Sen erilsin diyor. Bakar mısınız Allah aşkına arkadaşlar buradan? Diyor ki sana güneşi vereceğim. Burada da ay çekirdekleri, niye ay çekirdeği diyorum, ay çiçeği var arkadaşlar. Bu ay çiçeklerinin bir hikayesi vardır. Denir ki ay çiçeği güneşi gördüğü yerde mutlaka güneşe yüzünü döndürürmüş. Şimdi bu sizden giden eril dişilleriniz de kim nereye çekse onlara göre balıklama atlayıp gidiyorlarmış. Hani o böcek bu böcek ya. İlahi sistem de diyor ki şimdi sen diyor bakın artık o ay çiçeğini görmüyor bile gözü. Niye? Çünkü beyaz at var burada. Sizin beyaz atla ona gelmesini istiyor. Sevgili eriller, siz adım atacaksınız. Siz dişil misiniz? Böyle niye oturup bekliyorsunuz? Kader çarkı da elinde. Kaderin yeniden sevdiği dişili gelsin. Hani bu at dışarıda. Bakın o evin içinde. Diyor ki bu beyaz atla da diyorken yani benim muradım gerçekleşsin istiyorum diyor. Ben artık o çiçek bu böceğe de konmuyorum. Kaderim de yeniden yazılsın istiyorum. Belki kaderim senin olsun istiyorum ama seni bekliyorum. Sen gelirsen başlayacağız diyor. Boy kafası da önde böyle müzmin müzmin bakıyor, tamam mı? İlahi sistem de diyor ki eril olan sen ne bekliyorsun muradın gerçekten? Bu ata atla git, sen gerçekleştirmen gerekiyor. Erkek olan sensin diyor. Sen dişin misin ki bekliyorsun diyor. Daha çok beklersin. Ay çok güldüm yani, hakikaten Rumi çok güzel veriyor. Yani bakar mısınız burada diyor ki hani bu senin bu mahkeme süreçlerinde diyor senin davalarını kazanabilmen için ne olursa olsun dürüst olman gerekiyor. Sahtekarlık yapmaman gerekiyor ve burada çalışman gerekli diyor. Bir rol modelin var diyor. O diyor seni kurtaracak diyor. O da sevdiğin diyor. Onu bul, ona git diyor. Çünkü o zaman diyor bil ki senin bu davaların hepsinin çözümlenmesi sağlanacak diyor. Çünkü uyum yeteneği çok yüksek, çok hayırsever diyor. O diyor sadece senin ona bir adım bekleyip hani şöyle bir dürtüklemen lazım diyor. O öğretmen gerçekçi, titiz, uyumlanma. Mürebbiye ben işte burada bakın size bu rehberliği veriyorum, daha ne yapayım yani. Bakın sevgili eril dişiler, burada formül ne biliyor musunuz? Bu kadar korkmanıza gerek yok yani. Şimdi ben size soruyorum ya, şöyle bir bakın yani, gittiniz sevdiğinize, şimdi ne yapacak size? Hani ne kadar kızabilir? Yahu sevdiğini biliyorsunuz. Size kızmayacağını bile biliyorsunuz. Kızsa da ne olur, hakkıdır. Senin yüzünden 20 bin tane sıcak soğuk yedi. Helak. Görmedin mi kupa şeyinde yürüyecek hali kalmamış şurada. Bir kupa adımını uzatacak ya şurada. Bir bakayım. Neredeydi? Şunun altına mı girdi? Hani bir adım atıyorsunuz ya kupa prensi. Neyse. Ondan sonra diyorsunuz ki işte. Yani ben artık sevgili erilim gel. Sevgili dişilim haksızlık etsen de gel. Bize daha sıcak su dayatma gücümüz kalmadı. Biz artık yürüyemiyoruz falan diyorsunuz yani. Bir gün bakın bu bile en başta çıktı, mesajı ne güzel verdi. Bir gün tüm bu yaşadığın deneyimlerin acısı tatlısı iyisi kötüsü ile büyümene nasıl da yardımcı olduğunu göreceksin. Maçı kazanmak için sahaya çıkmakla maçı kaybetmemek için sahaya çıkmak arasında çok büyük fark vardır. Kaybetmemeye değil kazanmaya çık. İşte bu kadar. Daha ne diyeyim? Yani sizin en büyük hatanız ne biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? İster yurt dışı mahkeme davalarınız olsun, isterseniz birden fazla 10 davanız olsun, hiç önemli değil. Kısaca burada ilahi sistem diyor ki ben seninleyim, senin yanındayım. Mutlu aile kurmak istiyorsun. Fırtına yaşamak istemiyorsun veya dişilinle yaşayacağını zannediyorsun, yok diyor. Bunu ancak ben sana yaşatacağım diyor, eğer adım atmazsan. Onun için diyor o senden vazgeçiyor artık diyor. Vazgeçmesini istemiyorsa bu şeytanlıklara son ver. O seni masum çocuk edasıyla seviyor ve sen böyle düşündükçe ey fedakar olanı bıçaklıyor. Sonra diyor fedakar, hani bu kadar bunca şeye rağmen o fedakarlıklarla bugüne geldi diyor ve sen hala ey fedakar olanı bıçaklayan sen kendini bıçaklıyorsun diyor yani. Ve artık onu bıçaklamayı bırak. Ha buna devam edersen gidecek diyor. Bak vazgeçiyor diyor. Asıl sana fırtınayı, kaosu ben orada yaşatacağım diyor. Bir daha da ömür bile aile sahibi olamazsınız. Sen diyor bu kendi senin saplantıların diyor.
Sen kabul görmeyeceğini düşünüyorsun diyor. Hayır diyor, kabul göreceksin. Ama o seni nasıl istiyor? Sahte maskeyle istemiyor. Bitti. Mesaj atmanı istemiyor. Bitti. Fiziksel olarak ona fiziki, reelde adım atmanı istiyorum diyor. Sistem atacaksın o zaman. Yani hangi dişi ilki erillerini kabul etmesin? Hangi dişi ilki sevdiğini kabul etmesin? Veya hangi eril sevdiği dişilini kabul etmesin? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? O senin diyor aptalca bahanenin dışında bir şey yok. Devamlılık yap diyor. Devamlılık. Biraz diyor bu aptal muhafazakarlığını, bu beyin zihin çalıştırma aptallığını bırak diyor. Biraz zihnini sakinleştir diyor. Bir tek kalıcı olan şey vardır, değişmeyen bir tek bir şey vardır. Değişimin daimi olduğu değişimdir diyor. Yani süreklilik arz et diyor. Bu bizim temel doğamız diyor. Ama bunu korurken de bağnazca, muhafazakarca değil diyor. Kısıtlayarak değil, darlıkla değil diyor. Varken yokluk yaşatarak değil diyor. Gücü olan istediğini alır şeklinde astım astık kestim kestik, hani kılıç kralı olarak değil diyor. Kısaca size şunu söylüyor sevgili canlı. Sen diyor süreklilik kaydetmiyorsun. Süreklilik kaydet diyor. Yani sürekliliği devam ettir. Kaybetmekten korkma veya kaybedeceğim diye adım atmamazlık etme. Şimdi ana uyumlan diyor yani. Uyum sağla. İçgüdüsel olarak diyor. Anda yaşa. Onun seninle hayali var. Yok para kaybedeceğim. Hala tilkilik ve yılanlıktasın yani diyor. Halbuki o seni çocuk gibi seviyor. Olgun. Anlayışlı diyor, merak etme diyor. O hak ettiğin, onun gözündeki ödülü alacaksın. O sadece senin yolunu bekliyor. Kabul edilmeyi bekliyorsun. Sen, o da senin onu kabul etmeni bekliyor diyor. O olgun bir insan diyor. Orada diyor seni destekleyecek o diyor. Yani reddetmeyecek. Bu diyor sadece senin şeytanlığın, yani başka bir şey değil diyor. Senin kendi fikrin, saplantın diyor. Burada durmuşsun, kendi kendini baltalıyorsun. Burada da saçlar beyazlamış, durmuş bekliyorsun. Hep duruyorsun yani, hep bekliyorsun. Muradım olsun, at pencerenin önünde gidip ata binip gitmiyorsun. Muradım gerçekleşsin diyor ki, yani nasıl gerçekleşecek yani diyor. Hani eyleme geçmesi gereken sensin, erilsin diyor. Hani eyleme geçmiyorsun, muradım gerçekleşsin. Hayal kuruyorsun, hayalim gerçekleşecek. İyi de diyor, nasıl gerçekleşecek yani? İşte yoksa öbür türlü diyor, sana ölümü yaşatacağım yani. Bu da değişim dönüşüm bir devri, bir dönemi kapatacaksın artık diyor. Yani bu bağımlılıkmış, vazgeçti, fırtınaydı, beni kabul etmezdi. İşte ben nasıl gitsem ona kabul eder mi etmez mi, öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Sadece tamamen ve tamamen o sizin uydurmanızmış yani. Öyle bir şey yok. Kabul görme isteğiniz var. Kabul göreceğini söylüyor Rumi, ki kart çektik biliyorsunuz. Diyor ki öyle bir saçmalık yok yani. O mutlu olmak istiyor. Seni masumca seviyor. Yani şuraya bakar mısınız? Bunlar size gelen kartlar bunlar. Bu kadar. Sadece haksızlık eden eril dişi. O bunu masumca seviyor. Ve senin yaptığın aptallığa sinirlenmiş. Niye aptalca mesaj yazıyormuşsun? Fiziki yol, boyutta, ruhsal şey veriyor. Bir kavuşma veriyor. Birliktelik, hani başlangıç yani. Somutta adım attığı ilahi sistem sizi haklı olarak kılıç kraliçesine diyor ki, hani o sana gelecek diyor. O da hissediyor. Gelmiş burada bekliyor limanda. Eril ortada yok. Nerede? Şeytanlık yapıyor. Ne diyormuş? Ya beni kabul etmezse de kalıyormuş böyle. Oturduğu yerde duyguları onu boğuyor. Zaten bugüne kadar en çok korktuğu şey duyguların onu boğması değil miydi? Yani aşktan korktu. Peki, burada ben bir de şu süreç için şöyle bir şey çekmek istiyorum. Yani diyor ki kısıtlama, hani devamlılık yap. Adım at ve devamını getir. Hepsi çöp söküğü gibi gelecek diyor. Peki. Şimdi o zaman ben şeyi soracağım bir burada. Bir meleklerimden mesaj alayım ben. Bakayım siz böyle bir şey der miymişsin? Yani ne yapıyorsun? Bu kadar korkuyor ya. Aslında öyle bir şey yok. O tamamen kendisini tilkiliyor yani. İptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum bunu hiç. Kabul görme isteği. Salak, bu kadar şey dayattın. Neyin kabul isteği? Seni kabul etmiyor olsa niye beklesin burada? Ne işi var? Çoktan ruh eşini istemişti. Yaradan da vermişti. Seni mi bekleyecekti bu kadar? Hani bu kadar mı cahilsin? Hani bu kadar mı cahilsin? Evet. Yurt dışı mahkemeleri burada bitiriyorum. Bir meleklerimden
şeyi açın. Yani sonuçta yurt içi mahkemeleriniz de burada tamamen bu dişilinizle el elinize gidip haksızlık ettiğinizden helallik almanız gerek. Yoksa işleriniz rast gitmeyecek. Yaradan sıcağı soğuğu dayatacak. Yani size onu diyor. Aa, bu melek kartlarım da gelmiş. O zaman hem bunlardan hem bunlardan alayım. Birer tane o melek kartını, birer o melek kartından alayım şimdi. Pekala. Sevgili meleklerim. Korkak eriller için, dişiller için hani sevdiklerine gelip adım atmak istiyorlar ama atmamak konusunda kendi kendine zihin çalıştırıp şeytanlık, tilkilik çalıştırıp da adım atamıyorlar ya. Niye bunu seçtim? Bekleyin diyor. Neyi bekleyecek? Pardon. Sevgili Rumi ne beklenecekmiş burada? Bekleyin denilen şey nedir sevgili Rumi? Sanıyorum siz geride kalanlara diyor ki size eylem yapmayı düşünenleriniz varsa eylem yapma sen bekle diyor size. Ben öyle hissettim ama bir Rumi'ye soracağım neyle ilgili. Sevgili Rumi'm bekleyin diye gelen melek kartlarımızla verilmek istenen mesaj nedir acaba? Ne, kim kimin neyi bekleyecek neyin beklemesi bu? Bir senden rica edeyim onu da. Oy bu çok oldu ama. Yok bu kadar değil de. Ben 1, 2 ya da en fazla 3 olsun sevgili Rumi. Neyi bekleyecek? Kim neyi bekleyecek? Ben anladım bakacağım bir. Wow, tamam. Ben şimdi anladım arkadaşlar. Çok net anladım. Diyor ki Azize. Şimdi bu biraz da beni de şu an temsil ediyor arkadaşlar. Çünkü burada şu an bunun üzerine kapatabilecekken soru sordum ya. İlahi sistem diyor ki ifade ettiğin doğru, sen biliyorsun, söylediğin doğru onaylıyoruz diyor. Derhal diyor, derhal Allah bir ok misali uçan rüzgara konuşlanmıştır. Değneklerin sekizlisi. Allah bir ok misali uçan rüzgara konuşlanmıştır. Yani ilahi sistem diyor ki yaradanımız Allah bir ok misali uçan rüzgara konuşlanmıştır. An be an. An be an yapmanız gerekiyormuş. Bekleyin demekle kastettiyse geride kalan Azize olan siz kılıç kraliçelere hiçbir şey yapmayacak asla adım atmayacaksınız. Sistem onu size bekleyin dedim doğru tahmin etmişim. Ve bu arada da diyor ki giden eğer diyor kılıç kraliçesini bekliyorsanız zaten diyor hata yapıyor. İşte burada ben ok misali rüzgara konuşlanmışımdır diyor. Ne demek oluyor anladınız sıcağı soğuğu dayatırım diyor yani anladınız mı arkadaşlar peki o zaman diğer melek kartımızı da alacağız dedik alalım eksik kalmasın peki bir de beklemeyle ilgili sevgili melek kartlarımız bir de sizden alalım bakın mutluluk gördün mü siz beklerseniz mutluluk bu eğer karşı taraf beklerse bu olay bitiyor çok net bir şekilde arkadaşlar çok net verdi bakın bana benim için diyor ki buradaki senin verdiğin rehberlikte evet bu rehberlik burada verilen haberler diyor hani sen sadece öndeki bunu ifade eden dünya planında suretsin diyor rehberlik biz gizlilikten geliyor yücelikten geliyor yani ilahilikten geliyor. Gizemler anlatılamaz, yalnız bilenler bilir. Biz bunu da sana bahşettik, dört dörtlük de verdim bu rehberliği diyor. Teşekkür ederim, aldım kabul ettim Rumi'm. Ve bu haklı olanlar için bekle dedin ya diyor, sen onu söyledin ya. Evet onlar beklesin, kılıç kraliçeleri bekleyecek. Kılıç kralları yani bu taraftaki haklı olan eril dişil bekleyecek. O zaman mutluluk sizin diyor. Öbür tarafa da kesinlikle ne dedi? Konuşlanmış ok gibi. Allah bir ok misali uçan rüzgar konuşlanmıştır. Bu da siz haksızlık edenlere geldi. Peki mutluluğu okuyalım. Ne diyormuş bize? Mutluluk en yüksek enerjiye sahiptir. O her şeyin mümkün olduğunu söyleyen sihirli bir histir. Mutluluk her anın içindeki armağanların değerini bilmekten kaynaklanır. Mutluluk şimdiki ve gelecekteki anılarını mümkün olan ve en yüksek seviyelerinde çekmene yaratmana olanak verir. Bitti. Bakın sizin güzel. Geridekiler böyle. Siz kılıç kralı. Artık daha bir şey demiyorum yani.
Eğer inanırsan diyor her şey olur. Bu da yine haksızlık edenlere geldi. Eril dişil bakın. Eğer inanırsan olur diyor. Sadece sen inanmadığın için bu noktadasın kısaca. Velhasıl burada bitiriyorum. Sevgili canlar şunu anladık ki ilahimiz gerçekten an ve an yurt içi mahkemelerini bitirdik. Yurt dışı mahkemelerini bitirdik. İlahi sistemde dedi ki evet burada dünya planındaki tekamül aşk planı üzerine konuşlanmıştır. Dolayısıyla bütün hayati konuları, davaları, mahkemeleri, çocuk, velayette, paraydı, işte, ortaklıkta her ne tınınız varsa kısaca hepsi aşk tekamülüyle bağlantısı olduğu için sevdiğinize adım atmadığınız sürece işte o Mida'dan alacağınız veya ben bu mahkemeyi kazanayım da gideyim diyorsan diyor öyle bir şey yok diyor. Sevdiğine adım atmadığın sürece o yüzden olmadı bugüne kadar diyor. Şimdi bu rehberliği de öğrendin cennet verdi. Azize'yi bana da verdi. Ve dolayısıyla diyor ki o rehberlik de bizden oraya ve kolektife verildi. Zaten bir de biliyorsunuz kartlarda da geldi. Kolektifteki şurada ne dedi? Bireyin örnek olarak bireyin bakın neydi? Bir arada tutmaydı. Şunu alayım yeterli. Bir arada tutma 8 bolluk bereket rakamı demiştim ya 10 tamamlanmaydı 11 de barıştı biliyorsunuz böyle gelmişti okudum ben size. Burada dedi ki bireysel çabaların yani ben de bir birey olarak değil mi? Bakın burada kolektif üzerinde bir çaba veriyorum değil mi? Ne güzel anlatıyor. Ya ben kendimle örnek veriyorum arkadaşlar. Hani anlamanız için senaryolaştırıyorum sadece. Lütfen başka bir şey anlaşılmasın. Bireysel çabaların grup hedeflerine katkıda bulunmasında yaratılan temel değer. Yani diyor ki hani örneğin cennet gibi birisi diyor bir rehberlik veriyorsa biz senin yolunu oraya çıkarttıysak bil ki senin de o rehberliği alıp kabul etmen gerekiyor. Onun da ilahi tarafı olduğunu bil. Çünkü diyor burada yaradan ol demezse cennet de orada o rehberliği vermez. Ayşe Fatma da vermez veya sen nerede ne öğreniyorsan rehberlik neyi yoluna çıkarıyorsak zaten o sana gelmez diyor. Yani yaradan ol demezse hiçbir şey olmaz. Ve dolayısıyla diyor ki gizemler anlatılamaz, yalnız bilenler bilir. Elhamdülillah bana da bahsettiği kadarıyla biliyorum. Ve ne dedi bakın. Zaten benim olduğum tarafa, kılıç kraliçenin olduğu tarafa bekleyin zaten. Bunu burası için zaten verdi. Mutluluk sizin dedi. Eğer inanırsanız. Burası inanıyor. Bu eril için dedi ki o zaten mutluluk istiyor. O buna inanıyor. Çünkü o artık azize. Kılıç kraliçesi için geldi. Yani siz haklı olan geride kalanlar için geldi bu. Ve dedi ki eğer sen mutlu olmak istiyorsan burada yolun kılıç kraliçesi Azize'den geçtiğini bilmen gerekiyor. Yani Attart'ta. Eğer inanırsan her şey olur dedi. Sizin inanç zayıflığınız var. Haksızlık edenler. Zaten haksızlıkları da bu yüzden yapmadınız mı ki? Dünya malına değiştiniz. Bireysel çabaların grup hedeflerine katkıda bulunmasında yaratılan temel değer örnek olarak bireyin katkısı kolektif üzerinde etkili olur. Dürüstlük, hizmet, sahtekar, saygı, erdem, görüş birliği. Yani dedi ki burada örneklerle yol gösterir ve sana katkı sağlamak için, yardım edilmek için diyor. Ve sen buradan bile aldığın haberlere belki de işte inanılmıyorsa hani hikaye gibi bakılıyorsa ki tarot da hikaye değildir yani görüldüğü üzere. An be an bütün anlattığım şu 2 yıldır kolektifte değil mi? En az net 20 aydır gün be gün takip ediyorum yani. Nasıl? Her şey harfiyen çıkıyor değil mi? Bütün yaşadığın süreç nasıl çıkıyor? Sevgili canlı. Ve siz haksızlık edenleri diyor ki o bir arada tutmak için çabalıyor. İlahi çabalıyor. Biraz da sen çabala diyor. O yüzden biz diyor örneklerle somutta istedin diye örneklerle de sana yol gösterip katkı sağlıyoruz. Daha ne yapalım? Daha yapacak bir şey yok diyor. Senin kafan almıyorsa ne yapacağız? O zaman diyor mecburen anlayana kadar sıcak soğuğu dayatırız diyor kısaca. Yurt dışı mahkemesi, yurt içi mahkemesi davası olanlar bilsinler ki her kime haksızlık ettiyseniz ilahi bir yol ve yolculuktasınız. İlahi bir eril bir dişilsiniz. Yolunuz her iki türlü de kesinlikle midayı ve parsadırı bütün pasınızdan arınıp derhal dişinize ama yani. Hani şu an derhal dişinize adım atmanız gerekiyor. Bunu fiziki olarak yapmanız gerekiyor. Hani şey olarak değil yani biraz kalbe gel diyor. Kalple hareket et diyor. Hani
insafa gelen bir insan ol diyor. Ve dolayısıyla ancak öyle diyor. İnançlı olur bu iş diyor. İnançsızlık da olmaz diyor ilahi. Biraz diyor bizim verdiğimiz bilgeliğe, rehberliğe güven ve inan dedi. Burada bitiriyorum, kapatıyorum sevgili canlar. Görüşmek üzere.